Salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Geçen derste El-Hurucu ala eyyimmetil muslimin, Müslümanların devlet başkanlarına karşı isyan etmenin, baş kaldırmanın caiz olmadığını görmüştük. Ehl-i sünnette bu haram, yani eğer günahkar olsa bile yine böyle bir adama, devlet başkanına asi olunmaz. Fakat zalimse, Allah'a ve Resulüne asi ise, o zaman la ta'ate li mahlukin fi masiyetil halik diyorduk. Böyle bir adama itaat edilmez. Peki, şimdi ise mes üzerine mesten bahsedecek. Diyeceksiniz ki, el-mesu alel huffeyn. Bunun akaid kitabında alakası ne? Neden burada var? Alakası şu, Hasan Basri rahimehullah, 70 sahabi bana rivayet etti ki onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi mesleri üzerine mes ederken gördüler. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayak üzerine mes etmedi, çıplak ayağı üzerine mes etmedi. 70 sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi mesleri üzerine mes ederken gördü. Yani bu mütevatir bir rivayet, tevatür derecesinde. Fakat Şia bunu inkar ediyor. Onlar çıplak ayakları üzerine meshediyorlar. Veylül lil akabi minen nar. Bununla alakalı pek çok hadis-i şerif vardı. Sahabe abdest alırken ayağında azıcık bir kuruluk var. Efendimiz aleyhissalatu vesselam oranın cehennemde yanacağını ifade buyuruyor. Onları o haliyle tehdit ediyordu. Peki şimdi bu kadar ayakta bir kuruluk varsa Efendimiz aleyhisselam o topukları cehennemle tehdit ediyor. Ya ayağını hiç yıkamayan, sadece ayağını kurulayan birisinin hali nasıl olur? Fakat bu adamlar 70 tane en azından Hasan Basri diyor, sahabenin rivayet ettiği Efendimiz'i uygulaması inkar ediyor. Peki bu neyi gösterir? Eğer bunlar bu kadar güçlü bir uygulamayı reddediyorlarsa, 70 sahabenin naklettiği, yarın başka şeyi de reddedebilirler. Çok şeyi inkar edebilirler. Yani karşınızda öyle bir taife var ki bunlar böyle bir hükmü inkar ediyorsa bu adamlara bakın, bu adamlara dikkat edin. Bu adamlar çok şeyi inkar ederler. Onu buraya alıyorlar ki yani el-mesu alel huffeyn, eğer burası ehli sünnet midir ya da şia mıdır? Bunlar sahabeyi reddedenler, bunlar sapık olanlar mıdır yoksa hidayet üzere olanlar mı? İşte bu sizin için bir alamet olsun. Bu alamet. Yani bu alametle bu topluluğun ehli sünnet olup olmadığını anlarsınız. Ebu Hanife rahimeullah'a soruyorlar. Diyorlar ki birisinin ehli sünnet olduğunu nasıl anlarız? Diyor ki huve en tufaddile şeyheyn. Yazın bunu. En huve en tufaddile şeyheyn. Sonra ve en tuhibbe el-khateneyn ve en tuhibbel-khateneyn ve en tara'l-mesha alel-khuffeyn. Ne demek? Yani diyor ki Ebu Hanife'ye soruluyor, işte nedir bu ehl-i sünnet vel-cemaat? Bu kimin ehl-i sünnet olduğunu nasıl anlarız? Diyor ki şuna bak, bu şudur. En tufaddile şeyheyn. Şeyheynin bütün sahabeden daha üstün olduğunu kabul etmen. En tufaddile şeyheyn. Efendim sonra nedir? Ve en tuhibbel khateneyn. İki damadı sevmendir. İki şey kim? Ebu Bekir'le Ömer Efendimiz, değil mi? Ebu Bekir'le Ömer. Bunları diğer bütün sahabeden daha üstün tutmak. وَاَنْ تُحِبَّ الْخَتَنَيْنِ خَتَنَيْنِ damat. İki damadı sevmek. Hazreti Osman'la Hazreti Ali radıyallahu anh. Onlar Hazreti Osman'ı sövüyorlar. Nehcül Belaga var. Orada hutbeyi şıkşıkiye var. Orada Hazreti Osman'ı, yani Hazreti Ali'ye uyduruyorlar o hutbeleri. Hazreti Ali söyler mi? Oğlunu, iki oğlunu Hazreti Osman'ın kapısını eşkıya geldiğinde kapıyı kim bekliyor? Hazreti Hasan'la Hüseyin bekliyor. Yani orada haşa Hazreti Osman'ı hayvana benzetiyor. İşte saman yiyen birisi gibi. İftira tabii. Onları oralara yazmışlar.
Üçüncüsü ise وَاَنْتَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ Mesler üzerine meshetmeyi kabul etmek. Yani çıplak ayak üzerine meshetmemek. İşte buradan Ehl-i Sünnet ayrılıyor Şia'dan. Biz şeyheyni seviyoruz değil mi? Ebu Bekir'le Ömer'i. Bütün sahabeden üstün diyoruz. Ama aynı zamanda iki damadı da seviyoruz. Ali ile Osman'ı radıyallahu anhuma ve mesh üzerine mesh'i kabul ediyoruz. Yani diyorlar ki, öyle diyormuş bir televizyon sahibi var. Efendim diyormuş, neden bu işte bunda da var, nerede var? Şöyle Akaid'de de var, diğer akide kitaplarında, Nesefi'nin metninde var. Yani ne alakası var diyormuş. Mesh üzerine mesh etmeyi Akaid kitabına alıyorlar. Sen nereden bilirsin kardeşim? Bu kitapları yani hikmeti nedir? Bir şerhine bakıp alimler sana bunun hikmetini o alimlerden öğrenmeyince böyle 3 yaşında çocuklar gibi oynarsın işte. Oyun oynarsın. Zavallılar da senin yalanlarına böyle kanarlar. İşte bu Ehl-i Sünnet'le Şia'nın ayrıldığı bir ölçüdür. Onu veriyor. Yani diyor ki eğer bir adam 70 sahabenin naklettiği bir rivayeti inkar ediyorsa dolaylı olarak neyi de inkar ediyor bu? Allah Resulü'nü de inkar etmiyor mu? Eğer 70 sahabi Efendimizin mes üzerine mes ettiğini rivayet ediyor, bunlar da o 70 sahabinin rivayetini reddediyorsa aslında kimi reddediyorlar? O uygulamanın sahibi Hazreti Muhammed'i reddediyorlar. Yani 70 kişi yalan konuşur mu? 70 kişiden geliyorsa o zaman mütevatirdir ve doğru bir haberdir. Yani ulema bunu akaid kitabını alarak bu noktaya dikkat çekiyor ki bunların itirazları da ne kadar esfeh olduklarını, ejhel olduklarını gösterir kardeşim. Peki devam ediyoruz. Okuduk değil mi bu ibareyi? وَنَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ Yani biz mes üzerine mesler üzerine, خُفَّيْن mesler, mesler üzerine mes etmeyi hem seferde misafirken hem hadarda mukimken yapmayı kabul ediyoruz. كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ Rivayette geldiği gibi 70 sahabi rivayet ediyordu. Kerhi diyor ki bunu inkar edenin küfründen korkarım bak. Sizin orada şerhte de var değil mi? Peki kimdir Kerhi? Hanefi mezhebinde Kerhi, Hassaf, Tahavi bunlar meselede müştehit olan alimlerdir. El-Haccu vel-Cihadu. Şimdi hac ve cihattan bahsediyor. Vel-Haccu yani yekulul imamu tahaviyyü diyoruz değil mi? İmam Tahavi rahimullah. Vel-Haccu vel-Cihadu fardani madiyan. مَا أُولِي الْأَمْرِ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ اِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ لَا يُبْطِلُهُمَا شَيْءٌ Cihad ve hac bunlar fardani. Yani fardani el-cihadu el-haccu vel-cihadu fi sebilillah. Allah yolunda cihad ve hac fardani iki farzdırlar. Fardani sabitani sabit değişmeyen iki farz bunlar. Mazı yani sonsuza kadar devam edecek iki farz bunlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el cihadu mazin ila yevmil kıyame. Sizin şerhte var bakın en alttaki paragrafta var. Ebu Davud'un hadisidir. Buldunuz. El cihadu mazin ila yevmil kıyame. Cihad kıyamete kadar devam edecek. Hatta yukatile ahiru ümmeti deccal. Ta ki ümmetimin ahiri, ümmetimin ahiri Deccal'ı öldürene kadar. Kim o? Mehdi. Mehdi çıkıp ya da İsa aleyhisselam. İsa aleyhisselam gelip o da Efendimiz aleyhisselamın şeriatıyla amel edecek. Onun şeriatına tabi olacak. Öldürene kadar devam edecek buyuruyor cihad ibadeti. Cihad sonuna kadar devam edecek yani. Cihadsız bir Müslüman olmaz. Cihadın çeşitlerinden Allahu alem bahsetmiştim size. Peki burada neden akide kitabına haccı ve cihadı anlatıyor? Neden? Çünkü hac ve cihad en zor iki ibadet. En zor iki ibadet. Cihatta canınızı ortaya koyuyorsunuz. Hacca gidiyorsunuz.
hacca giderken bir yola giriyorsunuz, çöle giriyorsunuz, aile, ehliniz, her şeyi geride bırakıyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın beytine gidiyorsunuz. Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de o yolları ya hakikat ediyorsunuz. Hakikaten zor, meşakkatli bir ibadet. Ama efzalü amali ehmezuha buyurmuştu. Yani en büyük ameller, en faziletli ameller, en zor olanlarıydı. Peki, tamam bunları anladık. Bunlar iki zor ibadet, iki meşakkatli ibadet de İmam Tahavi bunları akide kitabına neden aldı? Ne alakası var? Çünkü bu iki ibadet neyle olur? İmamla olur, devlet başkanıyla olur, devletin tayiniyle olur. Biz neyi anlatıyorduk? Devlet başkanına isyan etmenin caiz olmadığını. Neden? Bu toplumu koruyacaksınız. Bu toplumu muhafaza edeceksiniz. Bu toplumu muhafaza edeceksiniz. Dolayısıyla devlet başkanları günahkar olsa bile, günahları olsa bile yine orada hıfz-ı emanı, o toplumda huzur ve selameti koruyabilme adına Allah'a açıkça onların muhalefetleri yoksa itaate devam ediyorsunuz. Yani devlet sistemini bozma, devlet başkanına itaat etme. Bak bu iki ibadet, cihat ve hac. Devlet yoksa olmaz kardeşim. Devlet yoksa Kabe yerinde durmaz. Devlet yoksa hac yollarına çıkamazsın. Yani yolları, devletler arası münasebetleri kim ayarlayacak? Devlet ayarlayacak. Hac kervanlarını kesiyorlardı. Sultan Beyazıt, Yavuz geldiğinde bu İran'dan gelen Şii haydutlar güney tarafta İstanbul'dan giden hac kervanlarını ya da Anadolu'dan yola çıkan hac kervanlarını vuruyorlar. Adamların üzerinde elbise bile bırakmıyorlardı. Yani devlet yoksa yok, muhafız yoksa yok, gidemezsiniz. Bunları devletle beraber yapabilirsin. Buyurun. Şimdi tabii teslim Müslüman la ta'ate li mahlukun fi masiyetil halik. Allah Azze ve Celle'ye isyan olan yerde kula itaat yok. Ki kula itaat edilmez. Yani Müslümanlar kendi mücadelelerine devam ettiler. Cumhuriyet döneminde onlar medrese kapattılar. Ama bu ümmetin alimi, uleması, hocası ilmine kadar kafi ise dağ başlarında, mağaralarda, ahırlarda ulum-i İslami'yi okutmaya devam ettiler. Onlar başları açın dediler, onlar şapka koyun dediler, dar ağacı kurdular başına şapka koymayanlara. Bu ümmet dar ağaçlarına ya lebbeyk dedi, oraları selamladı. Teslim olmadılar. Yani onların projesi vardı, dinsiz bir toplum oluşturacaklardı, icat edeceklerdi, yeni bir nesil kuracaklardı. Ama olmadı, yapamadılar. Dolayısıyla bu ümmet direnişini, karşı duruşunu zaten bu şekilde ortaya koymuştur. Ama o hadisede Bediüzzaman'ın tavrı, diğer alimlerin, ulemanın tavrı, eğer şöyle bir durum olsaydı, yani halka siz o hadiseyi anlatamazdınız. Neden anlatamazdınız? Yani bu Suriye olaylarında şimdi bir dürzi bir paşa var. Bedreddin Haseni Hazretleri Fransızlara karşı 10 küsür yıl mücadele veriyor Suriye'nin bağımsızlığı için. Bir anda Suriye'de bir Fransızlara karşı bir direniş başlıyor. Direniş başlıyor ve o direnişi kim Fransızlara karşı? Bir direniş var. Fransız ordusu var belli karşıda. Onlara karşı direniş var ve bu direnişi Müslümanlar kazanıyorlar. Sonra Fransızlar kaybedince kimi koyuyorlar oraya? O Dürzi Paşa'yı koyuyorlar ki yani Müslümanlar o devleti idare etmesin diye. İslam alemine baktığınız zaman böyle sahte kahramanlar çıkarırlar zaferlerden sonra. Millete de onları kahraman olarak gösterirler. Kahraman olarak gösterince siz bir daha orada farklı bir mücadelenin içine giremezsiniz. Girerseniz kaybedersiniz. İşte Suriye'de Fransızlara karşı o mücadeleyi kazananlar Dürzilere karşı, Nusayrilere karşı kaybettiler. Çünkü onları medyayla kahraman olarak anlatırlar, gösterirler ve halk da zanneder ki bizi bunlar kurtarmıştır. Siz böyle bir hezimete uğrayabilirsiniz, böyle bir mahkumiyet gelebilir. Dolayısıyla şartları bu bağlamda değerlendirdiğinizde farklı bir mücadelenin içerisine girmek
bir hezimet olabilirdi. Hezimet olabilirdi. Onun için yani İslam aleminde ve Anadolu'daki o tarza baktığınız zaman, tarzı siyasete baktığınız zaman Ehl-i Sünnet'in duruşu da budur. Ve o duruş Müslümanları belli noktalarda muvaffakiyete getirmiştir. Yani 28 Şubat'ta baktığınız zaman o zaman şunu istiyorlardı. Yani her birenmiş bir taife vardı, bir topluluk vardı. Vuracaklardı. Zaten içinizde kabul ettiğiniz adamlar da onlar da karşı taraf için ne diyorlardı? Bu içtihattır diyorlardı. Değil mi? İçtihat, bu kayıt var. Birisine verilen bir söyleşide diyor ki asker içtihat yapmıştır. Kim içtihat yapıyor ya? Şeriat ilmine sahip olan birisi içtihat yapar. Hani orada Allah-u Alem'i hatırlayabildiğim kadarıyla bu hadis-i şerif de okunuyor. Yani kim içtihat eder, isabet ederse felehu ecrani, ona iki ecir var. Hata ederse bir ecir var. Yani müştehide bu var. Adam dini yıkmak için, dini müesseseleri ortadan kaldırmak için ne kadar gücü varsa onu seferber ediyor. Siz şimdi böyle bir taife için kalkıp da bunlar içtihat yapıyor diyebilir misiniz? Yani böyle bir durum var, böyle bir pozisyon var. Dolayısıyla siz aksi bir harekette bulunmuş olursanız bütün Müslüman gençliği kırdırırsınız, yok edersiniz. Ki Ehl-i Sünnet'in tarzı burada muvaffakiyete muhatap olmuştur. Bugün itibariyle baktığınız zaman 19 yıl önce ya da işte o zamanlar kaçtı? 2007'lerde durum neydi? Bugün Müslümanlar neredeler? O gün neyi hayal ediyorlardı? Bugün Müslümanlar neredeler? Yani bir tane İmam Hatip bırakmayacaklardı. Ama şimdi köylere kadar İmam Hatip okulları açıldı. Kimler, nerelere geldiler? Allah Teala'nın bir lütfudur. Allah Teala'nın bir ihsanıdır. Bu zaviyeden bakmak lazım. Yani Ehl-i Sünnet'in tarzı doğrudur. Ebu Hanifeler böyle yapmıştır. İmam Malikler böyle yapmıştır. Ama Şia'da bir ihtilalci tavır vardır. İhtilalci bir duruş vardır ve kırdırır. Yani günahkar kabul eder. Orada devleti yıkmak ister. Siz devleti yıktığınız zaman peki ne olur? İşte Irak'taki gibi olur. Irak'ta Saddam zalimdi ama bu kadar kötülük, bu kadar şenaat, bu kadar katliam yoktu Saddam varken. Yani belli şeyleri en azından koruyabiliyorlardı. Devlet şöyle bir kaba benzer yani. Bunun içinde bir sistem var. Eğer siz bu bardağı kırarsanız bunun içine zemzeminizi koyamazsınız. Yani bunun içinde idrar varsa o zaman bunu yıkayacaksınız, temizleyeceksiniz, içine zemzemi koyacaksınız. Devleti yıkarak siz İslami bir anlayışı hakim kılamazsınız. O düşünceyi, o zihniyeti değiştireceksiniz. Yani siz bir devlet yıkarsanız Irak'ı size bırakmazlar işte kardeşim. Bırakmadıkları gibi. Dolayısıyla yani Allah muhafaza Türkiye'de böyle bir durum olsa bırakmazlar kardeşim. Yani Fransızı, İngilizci, şusu busu vesairesi gelir. Hafizan Allah yok eder. Dolayısıyla burada Ehl-i Sünnet'in tavrı duruşu şudur. Nedir o? Müslümanları kırmadan, bir iç savaşa sürüklemeden ama siz direnişinize, siz Müslümanca duruşunuza sahip çıkarak yolunuza devam ediyorsunuz. Yani hesaplaşmayı böyle bir zaviyeden yapıyorsunuz. Ve Allah Teala da işte yolu açabiliyor. Bugün o yol açılmıştır. Ama eğer 19 yıl önce ya da 97'de farklı bir yola Müslümanları sürüklemek istiyorlardı. Eğer öyle bir yola sürüklenmiş olsaydı bugün bu kazanımları bu ümmetin olmayacaktı kardeşim. Yani bu zaviyeden bakmak lazım. Zaten Şah'ın burada karşı çıkması bu. Şimdi buraya neden haccı ve cihadı alıyoruz? Çünkü bunlar devletle yapılıyor. Eğer sen şimdi ben böyle bir devlette askere gitmem, şunu yapmam, bunu yapmam dediğin zaman artık bu devlet ayakta kalmaz. Bu devlet ayakta kalmayınca yarın siz bu devletle İslam'a da hizmet edemezsiniz. Bu imkanlar ortadan kalkar. Bu adamlar Abbasiler, Emeviler zamanında devlet başkanı imam masum olacak, günahsız olacak dediler. Biz kendi imamımızı bekliyoruz. Kim bekliyorlardı? İşte o askeri bekliyorlardı. Samarra şehrinde kaybolmuş. Onu bekliyorlar. Orada hala beklerler. Eşekler var, atlar var orada.
o çıkacak bir girdaptan oraya girmiş, kaybolmuş, öyle inanıyorlar 12. imamları. Oradan çıkacak. Orada bekleyenler var. Ya Mevlana uhruş diye. Ey Efendimiz çık, biz buradayız, seni bekliyoruz diye. Hala bekliyorlar işte, böyle sapıklık böyle bir şeydir kardeşim. Bekliyorlar. İmam masum olacak. Ya masum olacak ama imamınız yok ki ortada. Madum, mefkut, bundan bir fayda yok. Ve bu imamlara da itibar edilmez, ittiba edilmez dediler, savaşmadılar. Cihad etmediler. Emeviler zamanında İstanbul'a kadar gelmedi mi bu ordu? Kıbrıs'ı Emeviler zamanında fethedilmedi mi? İslam alemi Emeviler zamanında çokça futuhata nail olmadı, muhatap olmadı mı? Dolayısıyla zalimdiler ama netice itibariyle Kabe'yi, Medine'yi, alem-i İslam'ı, Müslümanları korumuş oldular. Yani siz isyan kültürünü geliştirmiş olursanız, hadi yıkalım bu devleti derseniz ortada bir devlet kalmaz. Dolayısıyla siz o devleti kimlere hazırlayacaksınız? Ömer bin Abdülaziz'e hazırlayacaksınız. O kadroyu yetiştireceksiniz. Selçuklara, Osmanoğullarına hazırlayacaksınız. Eğer zalimler varsa, dolayısıyla bir yerde bir zulüm varsa, yani siz o devleti yıkarak bir netice arama peşinde koşmayacaksınız. Direnişinize devam, kendi kadronuzu yetiştireceksiniz. Emevi hükümdarlar da zalimdi yani. Abdestsiz namaz kıldırıyorlardı. Ama Ebu Hanife rahimullah onlara isyanı onaylamadı. İmam Malik onaylamadı. İmam Şafii'ler onaylamadı. Bu zaviyeden bakmak lazım. Yani bu cumasızlar, cuma kılmayanlar vesaire hep baktığınız zaman İran tandaslıdır. Oradan geliyor. Yani adam cumaya gelmesin diyor. İmamı dinlemesin. Kimden bilgiyi alsın? Ondan alsın. Hümeyni'den alsın. Oradaki eşkıyadan alsın. Eşkıyadır bunlar. Hümeyni, sahabeyi Ömer Efendimiz'e söven adam eşkıyadır kardeşim. Hazreti Ömer'e peygamberin mirasına ihanet ettin, sömürdün diyor sen. Dünyanın için peygamberi sattın ey Ömer diyor Hümeyni kitabında. Dolayısıyla böyle bir adama ben hain derim kardeşim. Ömer o, Ömer. Levkânen nebiyyü ba'di lekâne Umar abnel Hattab. Kimsin sen ya? Allah Resulü o Ömer'e diyor ki, eğer benden sonra peygamber gelseydi Ömer olurdu. O kadar büyük bir Ömer o Ömer. O Ömer'e hakaret ediyorlar. Ha tövbe etsin. Efendim diyor ya üstad, ellerimi uzanan dudakları tepeyim. Allah diyen gel seni ayağından öpeyim. Öyle Müslümana karşı tevazumuz var. Peki efendim, وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ فَرْضَانِ مَاضِيَانِ. Hac ve cihad. Neden ikisini zikrediyor? Yani burada aslında kime gönderme var? Şia'ya gönderme var. Yani bu ikisi devletle yapılan bir ibadettir. Eğer sen bunlar günahkardır deyip bunlara itaat etmezsen, o zaman bu ümmeti bir kaosun içerisine sürüklersin. Peki وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ فَرْضَانِ مَاضِيَانِ مَعَ اُلِي الْاَمْرِ. Ulul emirle olur bunlar, devam edecekler. مَاضِيَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. O ulul emirde kimden olacak? Müslümanlardan olacak. Yani böyle zahirde bir Müslüman etiketi varsa yine onlarla birlikte hareket ediyorsunuz. Ama açık Fransız, İngiliz, kafir, mason vesaire, o zaman duruşunuz farklı olacak tabii. Yani o zaman karşı koyuş halinde olacaksınız. Açıkça cihadınızı fiili olarak, yani her alanda yapacaksınız. Berrihim ve facirihim, yani bunların Müslümanlardan olan devlet başkanlarıyla beraber hac ve cihad devam eder ki bu devlet başkanları berrihim, iyileri ve facirihim, facirleriyle beraber de olsa, facir bile olsa, günahkar bile olsa yine onlarla birlikte bu iki ibadet kıyamete kadar devam eder. İlâ kıyâmi s-sâ'a, kıyamete kadar sürer. La yubtiluhuma şey'un, la yubtilu eyye şey'in el-hacce vel-cihâde. Haccı ve cihâdı hiçbir şey iptal etmez.